Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Üstadımızın Emir Dağı hayatındaki tatbikatından bir numune makamında kısa bir yer okumayı niyet ettim. Zahiren tuhaf bir vaziyet, pek de akli ölçülere muvafık görünmeyen bir şey. Fakat altında çok acayip, çok büyük hikmetler var. Kur'an'ın sevkiyle ve emriyle. Evet, diyor ki, Emir Dağı Laikası 1, sayfa 24 okuduğum yer. Bismihi Subhanehu ve şevirhum fil emr. Emriyle kardeşlerimle bir meşverete muhtacım. Emri Kur'ani. Ve şavirhum fil emr. Aziz Sıddık kardeşlerim, şimdi bir emri vaki karşısında bulunuyorum. Emri vaki nedir? Cümle şu. Şimdi bir emri vaki karşısında bulunuyorum. Nedir emri vaki? Zorunlu yapacaksın. Ha yani oldu bitti böyle bir mecburiyet tahtında bir emri vaki. Şu iş olacak, şu olacak. Şimdi bir emri vaki karşısında bulunuyorum. Nedir? Benim iaşem için her gün 2,5 banknot. Hem yeniden benim için bir hane mobilyasıyla beraber ve istediğim tarzda yaptırmak için emir gelmiş. Evet, benim iaşem için iaşe yeme içme geçim her gün 2,5 banknot. Banknot ne demek? Yani lira diyelim. Allah-u Alem liradır. Yani en küçük şey, kağıt para. Allah razı olsun. 2,5 banknot emr-i vaki şeklinde şey, teklif var. Hem yeniden benim için bir hane yani bir ev hem de üstadın istediği gibi tanzim edilecek mobilyasıyla beraber yaptırmak için emir gelmiş. Halbuki 50-60 senelik bir düsturu hayatım bunu kabul etmemek iktiza eder. Üstadımızın bir düsturu hayatı var. Mektubatta, ikinci mektupta ve başka yerlerde izah ve tarifi var. Nedir? Kimseden minnet almamak, hediye almamak gibi. Böyle bir düsturu hayatı karşısında üstadı böyle bir vaziyete sevk ediyorlar. Gerçi Darül Hikmetül İslamiye'de 1-2 sene maaşı kabul ettim. Üstadımızın hayatında öyle bir şey de var. Maaş karşılığı çalışmış. Fakat o parayı kitaplarımın tabuna sarf ederek ve ekserisini meccanen millete verip milletin malını yine millete iade ettim. Yani maaşlı memur gibi bir müddet üstadın hayatında bir şey var. Çalışması var, çalıştığı bir dönem var. Fakat orada aldığı parayı da Kutulayemut ayırmış, mütebakisini mecmua bastırmış, broşür bastırmış, meccanen parasız dağıtmış. Şimdi eğer mecbur olsam ve size ve Risale-i Nur'a zarar gelmemek için kabul etsem yine İleride millete iade etmek üzere saklayacağım. İleride millete iade etmek üzere saklayacağım. Zarureti kat'iye derecesinde kendime yalnız az bir parça sarf edeceğim. İşittim ki eğer reddetsem, hususan lehimde iaşe için çalışanlar gücenecekler. Ve aleyhimde olanlar diyecekler, bu adam başka yerden iaşe ediliyor. O bedbahtlar
iktisadın harikulade bereketini bilmiyorlar ve iki günde 5 kuruşluk ekmek bana kafi geldiğini görmemişler ki bütün asılsız bir evhama kapılıyorlar. Eğer kabul etsem 70 senelik hayatım gücenecek ve bu zamandan haber verip tamah ve maaş yüzünden bid'alara giren ve ihlası kaybeden alimleri tokatlayan İmam Ali radıyallahu anh dahi benden küsecek ihtimali var. Ve Risale-i Nur'un hakiki ve safi olan ihlası beni de ihlassızlıkla ittiham etmek ciheti var. Evet, bir tarafta üstadın düsturları var. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kıyametten ve ahir zamandan haber veren ihbaratı içerisinde ahir zamanda hırs ve tamah yüzünden bir kısım bid'alara taraftar olan hocalara vurduğu tokatlar var. Ve ihlası kaybetmekle şeyleri var, tehditleri var, ikazları var. Bir kısım demiyor abi, çokları diyor. Evet. Çoklarına. Bu da biraz haklı bir şey, bir kısımlar çok. Tamah ve maaş yüzünden bid'alara giren, ihlası kaybeden alimleri tokatlayan Hazreti Ali radıyallahu anh. Şimdi öbür taraftan da var. Şu var. Reddetsem lehimde çalışan insanlar gücenecek. Yani biz sana iman hizmetinde bulun, Kur'an hizmetinde bulun diye bir zemin hazırladık. Sen bunu nasıl olsa çalışıp millete iade edeceksin hizmetinle. Bu hizmetinle millete faydan dokunacak. Sana devletten bir maaş gibi, ondan sonra bir ev gibi tahsis edelim, vatana, millete hizmet et. Bu da şimdi güzel bir şey değil midir? Güzel bir gaye, güzel bir maslahat. Zahiren öyle gözüküyor. Ya bundan niye? Niye insan istinkaf etsin ki bundan, kaçsın? Lehimde çalışanlar varmış yani bu iş. Yani anladığım kadarıyla tafsilatını bilmemekle beraber, yani bilen varsa şey yapsın, söylesin. Herhalde milletvekilleri falan, böyle üstada dost olan, taraftarı olan bir kısım mebuslar böyle bir şey getiriyorlar, teklif getiriyorlar. Talebeler abi, talebeler. Talebeler. Başta talebeler. Üstadın talebeler. Bana hizmet eden kardeşlerim dedi abi. Evet. Yani netice itibariyle bir şekilde böyle bir teklif var yani. Kabul etse üstad o zamana kadar bir şeyle gelmiş, bir düsturla gelmiş. Niçin o düsturla gelmiş? Kur'an onu emrediyor. İkinci mektup oraya havale ediyorum. Burada sadece tatbikat noktasında bir antika bir şeydir, mektuptur. Bu mektuptan biraz evvelinde acayip bir şey daha var. Gene böyle buna benzer. Üstada şey demişler, Şeyh Sunusi yerine seni Vilayet-i Şarkiye'ye vaiz-i umumi yapalım. 300 lira maaş karşılığında. Hem de 300 lira maaş karşılığında. 300 lira maaş demek, bugünkü 300 lira değil. Veya bugünkü 300 bin lira da değil. 300 cumhuriyet altını. 300 tane cumhuriyet altını. Bir cumhuriyet altını kaç paraysa bugün, o zamanki 1 lira o para. 600 ki o maaşı alacak. Düşünün yani, böyle bir maaş alsa insan ne yapar? Hizmete kullanır. Her türlü imkanı sağlar. Zaten helikopter bile alır işte yani, hizmet yani için gider. Buyur abi. Yapacağı işte hocalık yani. Git ha, maaşı işte al şey, yap demiyor yani. Bu işin şeyi resmi kisvesiyle birlikte sırtına bir şey yükleniyor yani. Oraya buraya sürgün hayatı da yaşamayacak yani. Riyasetine şey olacak ondan sonra. Müteveccüh olabilecek. O zaman belki odan istediğini yapmak zorunda kalacak işte. Bir de o var yani. Evet. Bu acayip bir tuzak ama, değil mi? Ben diyorum ya şimdi. Yani dışarıdan şeytan, içeriden nefis böyle çok acayip şeyler söylüyor. Şimdi kardeşlerim benden gücenecekler bu parayı almasam. Veya bana bu teklifi getirenler gücenecekler. Buranın ahalisi gücenecek. Ondan sonra başka evhama düşebilirler. Bu adam hiç kimseden, hiçbir yerden para almıyor, o zaman nereden geliyor bu su? Gibi böyle insanların aleminde şeyler olabilir, evhamlar hasıl olabilir. Bu da hizmetin şeyine, şumuruna uygun olmaz yani. Zarar verebilir, suizanlara sebep olur vesaire vesaire. Evet, üstad bunu
mektubun başında şöyle girdi. Sizinle bir istişare etmeye muhtacım dedi. Yani sizin reyiniz nedir diye böyle sormak makamında bunları anlatıyor. Evet bakalım nasıl gidecek. Ben hakikaten tahayyürde kaldım. Tahayyür. Yani ne yapacağım? Hayrette kaldım. Şaştım yani gibi. Ben işittim ki eğer kabul etmesem beni daha ziyade sıkacaklar. Zaten üstad yeterince sıkmışlar malumunuz. Belki Risale-i Nur'un tam serbestiyetine ilişecekler. Demek ki burada şey nasıl gözüküyor manzara? Zahiren bakılsa Risale-i Nur'un serbestiyetini intihac etmek için tabii böyle bir teklifi de kabul etmek iyi olacak gibi bir şey var. Zahiri bir görüntü var. Bu tür hallerde ne yapmak lazım? Yani hakikaten aklımızın ölçüleriyle düşündüğümüz zaman artısı da var, eksisi de var. Kabul etsek bir türlü yani bir taraf sakal, bir taraf bıyık gibi. Sünnet-i Seniyye'nin şeyleri, mizanları. Bugün uçakları seyrediyorduk da şey dedik, İstanbul'daydık. Bugün müydü? Yok estağfurullah, dün. Hava kapalı böyle, yağmur yağıyor İstanbul'da. Hala da yağıyordu muhtemelen. Peş peşe uçaklar iniyor. Hemen üstümüzden geçiyorlar. Yani 300 metre, 400 metre var yok. Birer dakika arayla geçiyor. Ama bir kayboluyor, bir görünüyor. O kadar sisli hava, kapalı. Buna rağmen uçak uçuyor. Bu uçak nasıl uçuyor, nasıl iniyor? Ve birer dakika, bir buçuk dakika arayla o kadar uçağı oraya nasıl indiriyorlar? Ha bunu şunun için söylüyorum. Uçaklarda şey var, bir mekanizma var, pusula gibi. Ondan sonra GPS gibi farklı isimleri var. Hatta pilot olmasa, hatta kapkaranlık, zifiri karanlık olsa gene iniyor. İnebiliyor. Kıblenameli pusula gibi diyor, Sünnet-i Seniyye'nin diyor üstadımız. Ölçüleri, mizanları bizi diyor istikamete sevk ediyor. Üstad bunu hayatında nasıl tatbik etmiş? Tatbik ederken de zahir nazarı kırmadan meseleyi nasıl takdim etmiş? Ona böyle güzel bir örnek benim alemde bu mektup. Ben işittim ki eğer kabul etmesem beni daha ziyade sıkacaklar ve belki Risale-i Nur'un tam serbestiyetine ilişecekler. Hatta şimdiki tazikleri beni o iaşe tekliflerine mecbur etmek içinmiş. Madem hal böyledir, inne zarurati tubihul mahzurat kaidesiyle zaruret derecesinde olsa inşallah zarar vermez. Bu hüküm nereye ait? İnsanın neresine ait? Abdullah abi sen ne düşünüyorsun? Akla mı ait? Nefse mi ait? Şer'i bir kaide şimdi inne zarurati tubihul mahzurat. Zaruret şimdi Risale-i Nur bu memleket için, bu insanlar için bir zaruret değil midir? Risale-i Nur'un neşri, okunması, bilinmesi, anlaşılması. Zaruret de ekmekten ziyade bir zarurettir, öyle değil mi? Bu akli bir ölçü. Akli bir ölçü. Bence. Akıldan daha üstün bir şeyle. Benim aklıma sorsalar ben de herhalde böyle düşünürdüm yani. Ne güzel bir hizmet fırsatı, bir mevhibe-i ilahiye falan derdim herhalde. Devlet kuşu bu. Evet. Madem hal böyledir. İnne zarurati tubihul mahzurat kaidesiyle zaruret derecesinde olsa inşallah zarar vermez. Fakat Risale-i Nur'da fakatlar böyle bir şeydir. Ekser yerlerde veya nispetini bilmiyorum da ben bence ekser yerlerde bir fakat diyorsa muhtemelen bir öncekinin zıttını söyleyecektir. Benim şahsi bir tespitim, hata olabilir. Fakat ben reddettim. Reyinize havale ediyorum. Hem reddettim diyor, hem de beraber aynı şey içerisinde, satır içerisinde reyinize havale ediyorum diyor. Evet. Aziz kardeşlerim beni merak etmeyiniz. Ben her zahmette bir eseri rahmet ve bir lem'ayı inayet gördüğümden sıkılmıyorum.
Ne olurdu, öyle şöyle bir soru sorayım. Çok fazla izaha girişmeyeceğim, çok da fazla uzatmak istemiyorum. Üstad kabul etseydi ne olurdu? Risale-i Nur o zaman o şartlarda müsaadeli olarak ondan sonra serbest bir şekilde neşredilseydi. O şartlarda neşredilseydi. Yani üstad şey yapmış olarak, bunu kabul etmiş olarak. Şimdiki tesirat harici usule gelir miydi? Yani şu kitaplara, şu okuduğumuz kitaplara o ihlas, o mana, o şey, sadakat, ihlas gibi manalar yüklü olur muydu? Hariçte şimdiki tesirini gösterir miydi? Peki, evet. Noktasında mesela diyoruz ki bunu kabul etmiyor, tamam. Ama şu anda da Risale-i Nur devlet ediliyor, basılıyor. Yani İstanbul'un böyle ikisi arasındaki evet. Şeyi noktasında ne farkı var veya ne cehennem? Abi şimdi şöyle, şey o zaman o zamanki şartlar da devlet eliyle reddedilmesi hikmeti ilahiye noktasında bütün dünyada bu hakikatlerin sırf hak ve hakikat olduğu Allah rızası için yapıldığı dünya Risale-i Nur'u böyle bilecek diye üstad ifade ediyor kendisi. Yani devlet buna taraftar olmaması diyor, şimdilik diyor aleyhimizde bulunması diyor, mahkemenin diyor aleyhimizde karar vermesi. Risale-i Nur'un Ensal-i Atiye için, istikbaldekiler için tesirini hem de bütün dünyada tesirini netice verecek diyor. Hikmet-i İlahiye o zaman da öyle sevk ediyor. O zaman devlet eliyle bunun kabul edilmemesi, devletin devlet eliyle karşı çıkılması vesaire vesaire Risale-i Nur'un bu halis vaziyetinin o şartlarda kendisini göstermesine netice vermiş görebildiğim kadarıyla. Ama şimdi bunlar olmuş. Şimdiki devletin kabul etmesi ise farklı şeyler için, farklı hikmetler için. Devlet bir şahıs değil zaten. İkinci mektupta diyor ya, evet. Enge dalalet, ehl ilmi, ilmi vasıtayı cer etmekle ittiham ediyorlar. Bunu fiilen tekzip lazımdır. Evet. Ve bu hizmetin bizzat başında bulunanlar bunu bil fiil tekzip etmişler, bil fiil hayatlarıyla göstermişler. Yani bir çekirdeklik şimdi artık şey olmuş, inkişaf etmiş, ağaç olmuş yani. Şu anki şartlar, şu anki iktizalar farklı. Yani şey, mama devri bitmiş gibi, pirzola yeme devri gibi bir şey yani bu. Sen ülkeni ispatlamış artık yani şey. Evet, ve bütün dünya bunu görmüş. Şeyini de tamamlamış. Artık o devre. Belki devletleri de basılması iddiada İslam'a vesile olabilir. Böyle hikmetler olabilir. İnşallah artık kimileri bildiğimiz bilmediğimiz ne hikmetler var. Ya, belki oradan da olabilir yani üstadın söz var ya, bu millette yani bu devletten çıkacak hani. Evet. Bu devletten bekliyorlar hani buradan bitti ya. Peki oradan da olabilir yani. Evet yani işte bildiğimiz bilmediğimiz çok zaman inşallah bize gösterecek. Şimdilik göremediklerimizi en azından talep edelim. Cenab-ı Allah açsın bize. Dünyada ahirette görürüz o şeyleri de. Evet aziz kardeşlerim beni merak etmeyiniz. Ben her zahmette bir eseri rahmet ve bir lemayı inayet gördüğümden sıkılmıyorum. Sizin gayret ve ciddiyetiniz ve yardımınız her sıkıntıyı izale eder, daimi sürur verir. Burada Abdülmecit kardeşim hükmünde ve hanedanı da benim hanedanım olması cihetiyle en çalışkan ve fedakar Mustafa Acet hem küçücük bir Husrev hem küçücük bir Abdurrahman hükmünde Ceylan namında çok çalışkan bir çocuk Risale-i Nur'a tam hizmet ediyor. Cenab-ı Allah üstadımıza böyle ailesi gibi samimi insanları hizmet noktasında samimi hizmet edecekleri vermiş, veriyor. Yani bu nedir? İnşallah hiçbir zaman yalnız değiliz. Zahiri bizi yalnızlığa iten esbab bizi daha zengin kılıyor inşallah. Yukarıda şey söyledi, yani bir kalabalık olacak diye aşağıda kanaat ettiklerini söylüyor, neticeyi söylüyor. Bu daha efkaldiyor evet. Bölümde gelirsen. Sünnet Seniyye'nin mizanları, ölçüleri, yani tatbikata yönelik böyle. Bu mektubun çok güzel izahı şeydedir, Risale-i Nur'dadır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.